saldırıya karar verdi. Biliyor, herkes biliyor bunu. Çok çabuk karar vermemizin bir sebebi vardı. Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir caydırıcı gücü yoktu. Uçağını uçuramıyor, tankını yürütemiyor. Acaba karşımızdaki bir caydırıcı güce sahip olsaydı yine belki yapardık da o kadar kolay mı? Ya da o kadar kolay mı pes ederdi? Değil mi? Söyleyeceğim bunları hocam. Evet, çok teşekkürler Sayın Büyükelçim. Şimdi tabii Çağrı Bey, ordunun imkanlarının modernizasyonu, bu yeni konsepte göre yeniden tanımı ayrı bir konu. Bir de tabii ki ordunun bizatihi kendisinin teşkilatlanması, organizasyon olarak teşkilatlanması da başlı başına bir konu. Buna göre bir yapılanmanın olması gerekiyor. Ama öyle zannediyorum ki şu anda vaktimiz buna çok el vermeyecek. Yeterince vaktimiz kalmadı. Sizinle isterseniz bu konuyu bir sonraki programa bırakarak... İyi olur, evet. İyi olur. Evet, öyle yapsak sanki daha çünkü, iyi olacak. Çünkü benim de o konuda söyleyeceğim epeyce şey var. Evet, onu isterseniz... Biz bir miktar Çağrı Bey'le görüştük içeride de. Evet. Ama üzerinde tartışılması gerekir. Evet, onu bayağı bir müzakere yapmak gerekiyor. Onun için o ayrı bir programı hak eden... Başlı başına bir konu. Bu konuda söyleyeceğiniz önemli şeylerin olduğunu da biliyorum. Bu konu üzerine çalışıyorsunuz. Siz Türkiye'deki bu askeri yapılanmanın silah boyutuyla baktığınız vakit o yeni konsepte göre acaba dikkate alınması gereken yeni noktalar ne olabilir? O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi ben Çağrı Bey'in... Şimdi örneğin İran'ın bir silahlanma şeysi var. Politikası var çevremizde. Rusya var. İsrail var. Bu çerçevede yeni nesil silahları düşündüğünüz vakit. Şimdi ben Çağrı Bey'in çizelgesine şöyle bir göz attım. Evet. O konuşurken şöyle bir göz attım. Tabii her silahlı kuvvetlerin kendine özgü bir geleneği yapısı var. Geleneği ve yapısı var. Bu konu çok tartışıldı tabii. Mutlaka asker de tartışıyordur yani. Tartışılması da gerekir, kabul ediyorum. Ama bir yapılanma düşünürken Türkiye'nin kendine özge yapısını göz ardı etmemek lazım. Kritik nokta bu. Evet, ama tabii Türkiye'nin de yapısı Sayın Büyükelçi, dinamik yani. Türkiye'de sürekli değişen, hem çevresi gayet değişiyor, gayet. Hem kendisi değişiyor. Dolayısıyla bu değişiklikler... Şimdi ben bir deneme yaptım. Evet. Bir keresinde. O zaman harekat başkanıydım. Kendime göre bir yapılanma yaptım. Şimdi genelkurmay karargahında tabii havası var, havacı var, denizci var, karacı var, hepsi var. Ertesi gün sınıf arkadaşlarımla pikniğe gittik. Telefonum susmuyor. Şimdi onlar uçururlar kuvvetlerine bilgi. Arıyorlar. Nereden çıktı bu? Filan. Ben de tepkileri görmek istiyorum. Siz onu nereden buldunuz diyorum. Aldık bir yerden diyor. Ne aldınız dedim. Genelkurmay'dan çaldınız yani. Ne bu yani? Evet. Aa, baktım ki yer yerinde oynadı. Evet, evet. İsterseniz evet Çağrı Bey, oradan devam edelim. Hocam şimdi ben şöyle düşünüyorum. Silahlı kuvvetlerin organizasyon şeması ihtiyaca binaen olması lazım. Bugün ben Rusya'nın ordusuyla ya da Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, İran'ın Türkiye'yi işgal edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bunlara karşı, işgale karşı hazır büyük birlikler bulundurmayı pek lüzumlu görmüyorum. Onun yerine Türkiye'nin en büyük sorununun ileride de terörle mücadele olacağı, onun dışında, yurt dışında çıkabilecek küçük çaplı bölgesel çatışmalarda bölgedeki Türk varlıklarını korumak için ufak müdahalelerde bulunmasına zorunlu kalabileceğini düşünüyorum. Öyle bir politikamız yok ama istemeden bu müdahalelerde, yani Irak'taki Türkmenlerin durumu olsun, yarın bir gün Rusya'da aldığında oradaki vatandaşlarımız olsun, Orta Doğu'daki haklarımız olsun,
ufak bölgelerdeki sınırlı çatışmalara müdahalede tabii insani boyutta Birleşmiş Milletler kapsamı olur, NATO olabilir. Bizzat Türkiye tarihten gelen ihtiyaca binaen buralara kendi başına müdahalede bulunabilir. Bu müdahalelere uygun bir şekilde silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ortak karargahların olması gerektiğini düşünüyorum. Havacıların, karacıların ve denizcilerin ortak bir karargahta buluştuğu birliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için şu an öyle değil mi? Ortak değil mi? Değil. Şu an kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, ama jandarma genelkurmay. Genelkurmay ortak karargah ama ben müşterek karargah, karasu, müşterek karargah ama tüm karargahların ortak olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetlerini 1. 2. 3. Ege Ordu'yu komple kaldırılması yerine Kuzey Komutanlığı, Güney Komutanlığı, İç Güvenlik Komutanlığı, Dış Güvenlik Komutanlığı gibi müşterek karargahların olduğu birlikler kurulması gerektiğini bunlar düşünüyorum. Bunlar son derece radikal yani. Evet, önümüzdeki programda bunları daha açık temellendiririz. Türkiye'nin de mevcut silahlı kuvvetlerin dönüşebileceği şekilde yaptım bunları. Çok son derece radikal önerileriniz olur ama gerçekleşme imkanı bulunmaz. Ben mevcut kuvvetleri bu şema içinde dağıtarak gerçekleştirdim. Önümüzdeki İstersen programda oraya girmeden önce şu izleyicilerimizin çok merak edeceği konulardan olacağını düşündüğüm için sormak istiyorum. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut bir asker sayısı var, yekünü var. Evet. O noktadaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani Türkiye'nin sizin bu projeksiyonunuzda örneğin ben asker ihtiyacı nedir? Türkiye şu an boyutuna girmeyeyim. Kısaca Kıbrıs boyutuna gireyim. Kıbrıs'ta bugün bir kol ordumuz var. Bu kol ordumuza Kıbrıs yani mikrodan makroya çıkalım. Bu programda sadece Kıbrıs bölümünü anlatayım. Bir dahaki program Türkiye'ye gelin. Bugün Kıbrıs'ta bir barış gücü kuvvetleri altında bir kol ordumuz var. Buna bağlı 29. ve 38. Kol ordu ne kadar askerimiz pardon, 39 var? Ve 28. tümenlerimiz var. Bu tümenlere bağlı alaylar. Bunun dışında bir Kıbrıs alayı, bir 14. Zırhlı Tugay'ımız var. Bir komando alayımız var. Bir de Kıbrısların kendi kurduğu tümen seviyesinde bir kuvvet var. Bizim kuvvetimizde komutanımız daha iyi bilir 40 bin kişi civarında Kıbrıs'ta bir kuvvetimiz var. Benim yaptığım yapılanmaya göre 14 bin kişilik kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşan karma bir birlikle bu 40 bin kişilik birliği ikame edebiliyoruz. Ben o kol ordu seviyesindeki birliği tümen seviyesine düşürdüm. Şimdi İsrail 20 bin kişi getireceğiz diyorlar. İsrail 20 bin getiriyor. Onu tam söyleyecektim evet yani. Getiremezler. Gazete haberi. Getiremezler. Ama bakın. O öyle acaba şey midir paşa? Bu noktada evet. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın rütbesi kor general. Getiremezler. O kadar askerleri yok. 20 bin askeri İsrail gelerek nereye konuşlandıracak? 30 bin de vatandaşını getiriyormuş. 50 bin. İsrail zaten ülkesine vatandaş arıyor. Ne dersiniz Sayın Büyükelçi? Katılıyorum tabii. Yani ben biraz Aspragas gibi geldi. Neden böyle bir haberi yapma gereği duyarlar? Şimdi yani şu var. Tabii İsrail'in şeyi Türkiye'ye karşı artık bir hasım ülke haline geldi. Çok açık bir hasım. Eskiden kapalı hasımdı. Açık hasıma geldi. Ama bu kadar da değildi yani. Böyle de değildi. Bu şimdi Türkiye'ye ayağına denk al mesajı. Yoksa 20 bin kişi Kıbrıs Rumlar da istemezler. Yani bir şey Türkiye'ye aba altından kendilerine göre sopa göstermek. Evet. Evet devam edelim isterseniz. Bu Kıbrıs'taki 28. mekanize tümenliği 39. mekanize Tugay'ı ben zırhlı birliklere ağır olmak kaydıyla mekanize Tugay'a çevirdim. Tümenden Tugay'a düşürdüm. Onlar alaylar şeklinde değil taburlar şeklinde Kıbrıs'ın muhtelif yerlerinde konuşlanacak. Komando olayını aynen muhafaza ettim. 14. Zırhlı Tugay'ın zaten yeri itibariyle Beşparmak Dağları'nın ortasında zırhlı birliğini tam yerine getiremediğini düşünüyorum. O birliği oradan lav ettim. Onun dışında onun yerine bu 28 ve 39. Tugayların zırhlı birliklerini kuvvetlendirdim. Bir hava filosu konuşlandırdım Kıbrıs'a. Onun dışında bir deniz filosu. Bizim deniz kuvvetlerimiz bana göre mahsur kalmıştır Marmara Denizi içinde. Zaten yaptığım şemada da onu Sinop'ta ve şeyde Mersin'de Kuzey Güney Donanması diye ayırdım ve denizlere saldım. Akdeniz'de daha etkin olmamız dışında. Bir uçak gemisi Türkiye'nin olabilirse çok iyi olur. Nereye konuşlandırılabilir? Tabii ikili anlaşmalara bakar ama Pakistan dostumuzdur. Hint Okyanusu'nda konuşlandırılabilir. Onun bunlar dışında çok büyük şeyler değil mi? Şimdi, Hint Okyanusu'nda bizim uçak gemimiz Türk silah yani Türk bir son dakikamız ama Sayın Büyükelçi bunu isterseniz ben sadece bir hemen söyleyeyim sonucunu. Evet.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin uçak gemisine ihtiyacı yoktur. Uçak gemisi deyince bir gemi düşünmeyin. Bir uçak gemisi giderken tabii, bir familya gidiyor. Familya. Yukarısında uçaklar, aşağıda fırkateynler. Yani öyle kolay değil. Bir de Türkiye'nin ilgi alanı var. Evet. Bizim ülkemizin kendisi zaten uçak gemisi. Evet. Kıbrıs aynı çok batmayan doğru, uçak çok gemisi. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Evet. Efendim isterseniz burada nihayetlendirmek zorundayız. Süremiz bize ayrılan süre doldu. Bu konuyu bir sonraki programımızda önümüzdeki pazartesi günü birlikte müzakere etmeye devam edelim. Önümüzdeki pazartesi evet, mi? Efendim. 15 gün sonraki. Önümüzdeki pazartesi günü efendim. Tamam. Bir sorun yok inşallah. Yok. Pekala. Bir iki şey pekala. Oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sayın izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.